bir akşamüstüydü. Kompartımanın içi iyice boğucu bir hale almıştı. Bir sonraki istasyon Temple Comba daha bir saatlik yol vardı. Küçük bir kız, ondan daha küçük bir kız, bir de küçük oğlan kompartımanı ele geçirmişlerdi. Bir pencere kenarını çocuklara ait bir teyze tutmuştu. Karşı koltuğun pencere kenarında bu gruptan olmayan bekar bir bey oturuyordu. İki küçük kızla küçük oğlan kompartımanı ele geçirdiklerini belirtmekten bir an bile geri durmuyorlardı. Teyze de, çocuklar da insanın başından defolup gitmeyi reddeden bir kara sineğin vızıltısını andıran sınırlı, sıkıcı bir sohbet tutturmuşlardı. Teyzenin kurduğu cümlelerin çoğu yapma sözüyle, çocukların cümlelerinin hemen hepsi neden sorusuyla başlıyordu. Bekar Bey içinden geçenleri yüksek sesle dile getirmedi. Küçük oğlan her vuruşta bir toz bulutu kaldırarak tren koltuklarının yastıklarını dövmeye başlayınca teyze ''Yapma Cyril, yapma'' dedi. Ardından ''Gel de pencereden dışarıya bak'' diye seslendi. Çocuk isteksiz isteksiz pencereye doğru yürüdü. ''Bu koyunları neden bu çayırdan sürüyorlar?'' diye sordu. Teyze Otu daha bol olan bir çayıra götürüyorlardır herhalde, dedi cılız bir sesle. Oğlan, ama bu çayırda bir sürü ot var diye mızmızlandı. Burada her yer ot dolu teyze, bu çayırın her yanı ot dolu. Teyze aptal gibi, belki öbür çayırın otu daha iyidir, diyecek oldu. Neden daha iyidir? Sorusu kaçınılmaz biçimde şimşek kızıyla geliverdi. Aa, bak şu ineklere bak diye bağırdı teyze. Tren yolunun kenarındaki hemen bütün çayırlar inek ya da öküz doluydu ya, teyze yine de sanki çok ender rastlanan bir şey gösteriyormuş gibi konuşuyordu. Cyril, öteki çayırın otu neden daha iyidir diye tutturdu. Bekar Bey'in çatık kaşlarının çizgileri derinleşiyor, tehdit eden bir bakışa dönüşüyordu. Teyze onun sert ve sevimsiz bir adam olduğuna karar verdi kafasında öteki çayırdaki ot konusunda hala doyurucu bir karara varabilmiş değildi. Kızlardan küçüğü değişiklik olsun diye bir şiiri ezberden yüksek sesle okumaya başladı. Sadece ilk dizeyi bilmesine karşın sınırlı bilgisini en ısrarlı biçimde kullanıyordu. Dizeyi hülyalı ama kararlı bir sesle üstelik de bağıra bağıra tekrarlıyordu. Bekar Bey, kızın aynı dizeyi yüksek sesle iki bin kere arka arkaya söyleyemeyeceğini iddia eden biriyle bahse tutuşmuş olup olamayacağını geçirdi aklından. Bu bahse kim giriştiyse kaybedeceğe benziyordu. Peker Bey iki kere teyzeye, bir kere de kondüktörü çağıran zile gözlerini dikip bakınca, teyze, gelin size masal anlatayım dedi. Çocuklar en ufak bir sevinç belirtisi göstermeden teyzenin oturduğu tarafa doğru yöneldiler onun masalcılığına pek değer biçmedikleri anlaşılıyordu. Teyze, dinleyicilerin yüksek sesle sordukları mızmız mız sorularla sık sık yarıda kesilen, alçak, yumuşak bir sesle son derece iddiasız, insanın içine fenalık verecek kadar sıradan bir masal anlatmaya koyuldu. Masalda çok cici bir küçük kız vardı. Cici olduğu için herkesle dost oluyor ve sonunda iyi huylarına pek hayran olan kişiler tarafından gözü dönmüş bir boğanın saldırısından kurtarılıyordu. Küçük kızların büyük olanı, peki cici olmasa kurtarmazlar mıydı diye üsteledi. Bekar Bey de aynı soruyu geçirmişti aklından. Teyze yarım ağızla, şey evet, tabii dedi. Ama onu o kadar sevmeseler, kurtarmak için o kadar hızlı koşar gelirler miydi bilmem. Küçük kızlardan büyük olanı büyük bir açık sözlülükle, duyduğum en aptal masal dedi. İlk başından sonra dinlemedim bile. Öyle aptaldı ki, dedi Cyril. Küçük kız masal hakkında bir yorumda bulunmadı. Çünkü o sevdiği dizeyi bu sefer de mırıltı halinde söylemekle meşguldü kaç zamandır. Peker Bey ansızın oturduğu köşeden, ''Masalcı olarak pek başarılı olduğunu söylenemez.'' dedi. Teyze bu beklenmedik saldırı karşısında hemen şöyle bir diklendi. Çocukların hem anlayıp hem de değerlendirebilecekleri masalları anlatmak oldukça zor bir iş, dedi soğukça bir sesle. Aynı kanıda değilim, dedi Bekir Bey. Teyze, belki siz bir masal anlatmak istersiniz onlara, diye karşıladı bunu. Bize masal anlat diye tutturdu küçük kızlardan büyüğü. Bir varmış, bir yokmuş, diye başladı Bekir Bey. Berta diye küçük bir kız varmış. Olağanüstü cici bir kızmış bu Berta. Çocukların bir an için uyanan ilgisi hemen sönmeye yüz tuttu. Anlatan kim olursa olsun, bütün masalların birbirine benzemesi çok sıkıcıydı. Bu küçük kız bütün söylenenleri yerine getirir, hiç yalan söylemez, üstünü başını temiz tutar, sütlacını reçelli pastaymış gibi iştahla yer, derslerine eksiksiz çalışır, çok terbiyeli davranırmış. Küçük kızların büyüğü "Güzel miymiş?" diye sordu. Sizin kadar değil dedi bekar bey ama korkunç ciciymiş. Masala karşı birden bir ilgi uyanmıştı. Korkunç kelimesinin cicilik bağlamında kullanılması gözden kaçmayan bir yenilikti. Bu masala teyzenin çocukları konu edinen masallarında hiç görülmeyen bir gerçeklik duygusu sağlıyordu sanki. Bekar bey öyle ciciymiş ki diye sürdürdü sözünü. Birçok cicilik madalyası kazanmış. Bunları her zaman elbisesinin üzerinde taşırmış. Bir söz dinleme madalyası, bir her yere vaktinde gitme madalyası, bir de usluluk madalyası varmış. Bunlar büyük madeni madalyalarmış ve küçük kız yolda yürürken birbirine çarpıp tıngırdarlarmış. Oturduğu kentte hiçbir çocuğun üç madalyası yokmuş. Bu yüzden de herkes onun çok çok cici bir kız olduğuna eminmiş. Cyril, korkunç cici diye tekrarladı. Herkes onun ciciliğinden söz ediyormuş. Sonunda o ülkenin prensinin de kulağına gitmiş küçük kızın ciciliği ve prens de "Madem ki bu kadar cici bir kız, haftada bir kere kentin hemen dışındaki parkımda gelip dolaşmasına izin veriyorum." demiş. Bu park çok güzelmiş ve çocukların burada dolaşması yasak olduğu için de Berta'nın parka girmesine izin verilmesi gerçekten büyük bir onurmuş parkta koyunlar var mıymış diye sordu Cyril. Hayır dedi Bekar Bey, yokmuş. Bu cevabın doğal uzantısı olan peki neden yokmuş sorusu hiç sektirmeden geliverdi. Teyze şöyle bir gülümsedi. Hatta sırıttı da denilebilir. Parkta koyun yokmuş dedi masalcı amca. Çünkü prensin annesi bir gece rüyasında oğlunun ölümü bir koyundan ya da kafasına düşecek bir çalar saatten olacak diye görmüşmüş. Bu nedenle prens, parkında tek bir koyun bile bulundurmadığı gibi sarayında da çalar saat bulundurmazmış. Teyze bir an için hayranlıktan soluğunun kesilmesini önleyemedi. Cyril, peki prensi koyun mu öldürmüş çalar saat mi? diye sordu. Bekar Bey hiç istifini bozmadan, hala yaşamakta olduğuna göre rüyanın doğru çıkıp çıkmayacağını bilemeyiz, dedi. Neyse, hatta koyun yokmuş ama sağda solda koşuşup duran küçük domuzcuklar varmış. Ne renklermiş? Bazıları kara ve beyaz suratlıymış. Bazıları beyaz üzerine kara benekliymiş. Bazıları kapkaraymış. Bazıları boz renkliymiş. Üzerlerinde beyaz lekeler varmış. Bazıları da bembeyazmış. Masalcı amca parktaki eşi görülmedik şeylerin çocukların hayal gücüne iyice bir sinmesini beklemek üzere azıcık durakladı. Sonra devam etti. Berza, parkta çiçek olmadığını görünce çok üzülmüş. Teyzelerine gözünde yaşlarla prensin çiçeklerinden hiçbirini koparmayacağına ilişkin söz vermişmiş ve sözünü tutmak istiyormuş. Tabii bu yüzden de parkta koparılacak çiçek olmadığını görünce aptal yerine konulduğu duygusuna kapılmış. Neden parkta çiçek yokmuş? Bekar Bey hiç duraksamadan "Çünkü domuzlar hepsini yemiş de ondan." diye cevap verdi. Bahçıvanlar, prense domuzla çiçek ikisi bir arada olmaz demişler. O da çiçek yerine domuzları seçmiş. Çocuklardan prensin seçiminin kusursuzluğunu hep yağızdan onaylayan bir mırıltı yükseldi. Kim olsa tersini seçerdi. Parkta çok güzel başka şeyler de varmış. İçlerinde altın rengi, mavi ve yeşil balıkların yüzdüğü havuzlar, üzerlerinde hiç düşünmeden akıllıca cevap veriveren güzel papağanlar duran ağaçlar, günün bütün gözde şarkılarını mırıldanan arı kuşları varmış. Berta büyük bir zevkle parkta bir aşağı, bir yukarı dolaşır ve kendi kendine "Böylesine olağanüstücici bir kız olmasam bu güzel parka girmeme" Buradaki bu güzel şeyleri görmeme izin vermezlerdi diye düşünürken üç madalyası da birbirlerine çarparak tıngırdıyor. Ona gerçekten de ne kadar cici olduğunu hatırlatıyorlarmış. Tam o sırada koskocaman bir kurt. Bakalım küçük, semiz bir domuz bulup da gövdeye indirebilir miyim diye parka girmez mi? Çocuklar hep bir ağızdan "Ne renkmiş?" diye sordular. Birdenbire ilgileri daha da artmıştı. Baştan aşağı çamur rengindeymiş. Kapkara bir dili ve anlatılmaz yırtıcılıkta açık gri gözleri varmış. Parkta ilk gördüğü şey Berta olmuş. Önlüğü o kadar beyaz ve pırıl pırılmış ki çok uzaklardan seçilebiliyormuş. Berta kurdu görüp de kurdun kendisine doğru geldiğini anlayınca keşke parka girmeme hiç izin verilmeseydi diye geçirmiş içinden koşabildiğince hızlı koşmaya başlamış. Kurt da arkasından kocaman adımlarla koşarak geliyormuş. Berta, Mersin fundalıklarına ulaşmayı ve fundalıkların en sık olanına gizlenmeyi başarmış. Kurt da arkasından yetişip Mersin dallarını koklamaya başlamış. Kara dili ağzından dışarı sarkmış. Açık gri gözleri öfkeden parıl parıl parlıyormuş. Berta çok korkmuş. Ve bu sefer de kendi kendine, ah Keşke o kadar olağanüstü cici olmasaydım. Şu anda kentte güvenlik içinde olurdum diye düşünmüş. Neyse, mersinlerin kokusu öyle yoğunmuş ki kurt Bertan'ın kokusunu alıp da nerede saklandığını bulamamış. Hundalıklar da çok sık olduğu için ne kadar arasam Bertayı bulamam. Bari ismi gideyim küçük bir domuz yakalayayım demiş. Berta ise kurdun bu kadar yakınına gelip dolanmasından sağ solu koklayıp durmasından öylesine korkmuş ki korkudan titrerken söz dinleme madalyası, iyi davranış ve her yere vaktinde gitme madalyasına dokunarak tıngırdamış. Kurt tam uzaklaşmak üzereyken madalyaların tıngırtısını duyunca durmuş, dinlemiş. Ses çok yakınındaki bir fundalıktan geliyormuş. Gözleri yırtıcılıkla ve sevinçle parlayarak Fundalığa daldığı gibi Berta'yı sürüklemiş, çıkarmış. Oracık da son lokmasına kadar yemiş. Berta'dan geriye ayakkabıları, elbise parçaları ve üç tane de cicilik madalyası kalmış. Küçük domuzlardan hiç ölen olmuş mu? Hayır, hepsi kaçıp kurtulmuşlar. Küçük kızların daha küçüğü, masal kötü başladı dedi ama sonu çok güzeldi. Küçük kızların büyüğü, duyduğum en güzel masal dedi büyük bir kararlılıkla. Duyduğum tek güzel masal dedi Cyril. Teyzeden hepsine karşı çıkan bir görüş geldi. Küçücük çocuklara anlatılmayacak kadar uygunsuz bir masal. Yıllar süren özenli bir eğitimi mahvettiniz. Bekar Bey kompartımanı terk etmek üzere eşyalarını toplarken, hiç olmazsa onları on dakikalığına susturdum ya, sizin elinizden o kadarı da gelmiyor." dedi. Genç adam istasyonun platformunda aşağı doğru yürürken zavallı kadın diye düşünüyordu. Çocuklar 6-7 ay herkesin içinde bize uygunsuz masal anlat diye tuttururlar artık.